Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu yeni takımım, yeni Ultimate Team takımım olacak. Ee, uzun zamandır video yoktu. Bunun da ne sebeplerinden bahsedeceğim. Bu video birazcık daha farklı olacak. Yani takımımdan bahsedeceğim. Yeni takımımda nelere dikkat ediyorum? Hangi ligden kurdum? Hangi oyuncuları oynatıyorum? Hangi taktikle oynuyorum? Bunlardan bahsedeceğim. Oyun yok. Yani maç yok. Onun yerine başka FIFA Ultimate Team'le ilgili benim yapmak istediklerim ve bu sene yapamadıklarımdan bahsedeceğim sizlere. Yani birazcık hem kendi içimi dökeceğim hem de bu takım üzerinden e, yeni Ultimate Team e, nasıl söyleyelim yolumuz üzerinde bir konuşma yapmış olacağız bugün e, bir hafta aradan sonra. Başlayalım. Takımımız bu İtalya Ligi olacak. Ve e, hani şöyle söyleyelim aşırı aşırı pahalı değil yani 4-5 milyonluk falan bir takım değil. E, 1.5 yani 1-200 ila 2 milyon coin arasında olacağını tahmin ediyorum. Nasıl yaptığınıza göre değişiyor bu takımın e, değeri. Defans ve orta say gayet ucuz tutuyoruz. Gayet basit ve hani ucuz oyunculardan kuruyoruz. 83'lük, 84'lük, 85'lik oyuncular var. E, Perin kalede. Kaleci zaten çok çok önemli bir e, adım değil. Ultimate Team'de biliyorsunuz yani. Kaleciler aşağı yukarı aynı yani. Ama yine de bu fona geçmeye çalışacağız yakın zamanda. Florenzi. Oyundaki en iyi sahabeklerden bir tanesi. E, ve fiyatı da öyle zaten. 7000'lik binlik bir sahabek. 85 hız, 79 şut, 78 pas, 82 dripping. Her şeyi yapabilen bir adam. Fiziği de var. Biz nöbetçi kimyasiliği ile oynuyoruz. Onun defansını ve fiziğini arttırıyor. Çok sağlam bir kart. Kesinlikle tavsiye ediyorum. 9 maç oynamışız. Manolas ve Kulibali ikilisi. Defansın bence yani en iyi, ucuza kurabileceğiniz en iyi defans bu iki adam. 80'iniz. 86 defans, 83 fizik. Yani fazla söyleyecek bir şey yok. 3800 fiyatı var. Kulibali aynı şekilde çok benzer bir kart. Fiziksel bir oyuncu birazcık daha. Yüksek yüksek çalışma oranı var ama Manolas hep defansın bel kemiği olarak kalıyor. Lukaku, Jordan Lukaku, Romelu Lukaku'nun kardeşi bu adam. Ee, sağlam bir sol bek. Alexandro tabii ki iyi bir alternatif İtalya Ligi'nde ama Lukaku'nun da görüyorsunuz istatistiklerin e, her şeyden birazcık var. Şut hariç. Ben baya, bayağı beğeniyorum. 4 yıldız zayıf ayağı var aynı zamanda. Zorda kaldığınız zaman sağ yanda kullanabiliyorsunuz yani. Defansif iki orta sahamız var. Bir tanesi Kedira. Kedira çok enteresan bir oyuncu. Yani e, Ultimate Team'de atakta olmasını istemediğiniz bir oyuncu ama sürekli atakta. Ve sürekli abuk subuk yerlerde ve gol dağıtan bir adam. Değişik bir adam. Geçen sene Team of the çıkmıştı. Bize hatırlarsanız. Ee, ben çok beğeniyorum bu adamı. Yine de beğeniyorum yani. Kazma biraz. Ama e, çok iş görüyor. Yani fizikli de bir oyuncu aynı zamanda. 84 fizik ve 1.89 boyu var. 3800 fiyatı var. De Rossi. Benzer karakterde bir oyuncu. Daha çok defansif bir oyuncu ama. Atağa çıkmasını istemiyoruz tabii ki De Rossi'nin. Yine 4 yıldız zayıf ayak. E, iş görüyor defansta Öyle diyelim 1.600'e almıştık kendisini Şimdi atağa geçiyoruz Atak dörtlüsü bu formasyon birazcık daha farklı bir formasyon Benim daha önceden kullandığım e, Kadrolara göre Atak dörtlüsü Alejandro Gomez Çok sağlam bir oyuncu Geçen sene informları vardı bu adamın Umarım bu senede çıkar çünkü e, 1.65 boy ufacık bir adam ama Acayip kaçıyor Yanında George Haji e, Dörtlünün en alt tarafında oynuyor. En ortasında oynuyor. Merkezden pas trafiğini yönlendiren adam. 36 maç oynamışız. 28 golü var. 16 asisti var. Ee, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. 91 reytingli bir oyuncu ve bir ikon. Biz bunun kadro kurma görevini yapmıştık. Dries Mertens. Sol taraf veya sağ tarafta oynuyor bu da. Ee, Hacinil önündeki iki, e, ofansif sağ oynayan, iki, orta, iki ofansif orta saha pozisyonunda oynayan. O iki iki ofansif orta saha pozisyondan birinde oynuyor. 4 yıldız, 4 yıldız e, zayıf ayakta beceri hareketleri. Sağlam bir adam ama çok fazla ısınamadım henüz. Bakalım forvet'e çekebiliriz kendisini. Son olarak benim bu oyundaki şu ana kadar en çok beğendiğim oyuncu olabilir bu. Rui Costa. E, tabii ki böyle inanılmaz yüksek seviyeli ikonları denemedik. E, ama ya 30 maç, 28 gol, 27 asist. E, bitiriciliği müthiş değil. 75 bitiriciliği var. Orta orta çalışma oranları var ama ya bu adam çok acayip bir adam. Sürekli gol atıyor. Takımımız bu şekilde. 1.5 ila 2 milyon arasında tamamlayabiliyorsunuz. Belki hatta kadro kurma görevlerini yaparsanız şu aralar özellikle. 1.2 milyona falan tamamlayabileceğiniz bir takım. Şimdi bahsetmek istediğim şey aslında. Bahsetmek istediğim bir diğer şey. Benim e, geçen sene ve bu sene FIFA Ultimate Team'de yapmayı isteyip yapamadığım şeyler. Ben FIFA 12 ile başladım Ultimate Team'e. 13 ile bir fiil başladım. 13 14 15 16'yı hep oynadım. Yani siz derseniz her gün ben diyeyim, 2 günde bir oynadım. Çünkü o zaman zaten okuldaydım ben. E artık okumuyorum. E artık çalışmıyorum. Çalışıyorum. Çalışma hayatına başladığım için çok fazla vakit ayıramadığımı fark ettim. Bu senede şuradan göstereyim. Tam olarak 78 galibiyet, 4 beraberlik, 23 mağlubiyetim var. Bu 105 tane maça tekabül ediyor. 105 maç. Ya yani benim gibi bir Altmute tim oyuncusu için çok çok az bir e, e, şey diyeyim miktar. Yani 105 maç gerçekten günde 2 tane maça falan tekabül ediyor ve bu gerçekten benim için içler acısı bir durum. Ben daha fazla oynamak istiyorum bu oyunu. Daha fazla oynayıp daha iyi olmak istiyorum. E, hedeflerim var tabii ki ve bunları e, gerçekleştirmek istiyorum. Şöyle bir durum var. E, YouTube'a tabii ki başladım. YouTube'da sizlere e, içerik getirmek istiyorum. Ama içerik getirirken atıyorum kadro kurma görevleri olabilir. Bu başka şeyler olabilir. İçerik getirirken gameplay yani oyunları arka plana atmak istemiyorum artık eskisi gibi. O yüzden oyunda çok daha iyi olup yani e, bu çok daha iyi olmaktan kastım şu. Oyunu çok daha iyi oynamak. Daha sık oynayarak tabii ki antrenmanlar yaparak daha iyi hale gelmek. Öğrenmediğim, bilmediğim şeyleri öğrenmek. E, bu birincisi. Daha iyi o, oynamak. Yani offline'a karşı ve online'a karşı. Offline ne demek? E, kadro savaşları, Scott battles'da ilk yüze girmek. Dünyada ilk yüzü zorlamak. Bunu istiyorum mesela. Hani şu anda oynuyorum ben. E, Legendary'i çatı çatı yenebiliyoruz ama bunu 5-0-6-0 yenebilecek hale gelmek ve bu şekilde dünyada ilk yüze gelerek bir başarı elde etmek. E, Food Champions şöyle ben haftanın 5 günü hani her günde mesai yaptım farz, e, farz, ederek söylüyorum. Food Champions yapmak istemiyorum. Yani e, her hafta sonu, hafta sonumun 40 maç yani 40 maçta muhtemelen bir 11 saate falan tekabül ediyor. Tam olarak emin değilim ama çok fazla bir süre ve ben dinlenmek istiyorum hafta sonları. O yüzden Division'larda ve draftta kendimi göstermek istiyorum. E, Fut Champion seviyesine tabii ki çıkmak istiyorum ama o o seviyeyi oynamadan olacak bir şey değil pek. E, bunlar aynı zamanda daha önceden yaptığım trading'ler. E, ben FIFA 13, 14, 15 ve 16'da ya inanılmaz kulüplerim vardı. Yani şu anda şu kulüp onun yanında muhtemelen bayağı sönük kalacaktı ve sıfır para harcayarak bu kulüpleri yapıyordum. Ya bunu nasıl yapıyordum? büyük ölçüde trading yaparak, al sat yaparak yapıyordum bunu. Size şöyle bir örnek vereyim. FIFA 14 takımım o zaman İbrahimovic inanılmaz bir adamdı. İbrahimovic vardı, Ronaldo vardı, Messi vardı. Ya öyle bir hibrit kurmuştum ve hani bunlar Team of the Season, Team of the Year kartlarına kadar gidiyorduk o zamanlar. İnanılmaz ya yani 15-20 milyonluk takımlar kuruyorduk. Ee, FIFA 15'ten örnek vereyim. FIFA 15'te Striker Ronaldo'm vardı. Record Breaker. 97 Striker Ronaldo şu anda bu fiyata bu oyunda olsaydı fiyatını düşünün yani 5 milyon almıştım o zaman şu anda da çıkan Striker Ronaldo kartı aşağı yukarı 4 milyona gidiyor ve şu anda 4 milyonluk bir oyuncuyu aldığımızı düşünün. Bu şekilde ben şu anda bunları yapamıyorum çünkü istediğim kadar ne vakit harcayabiliyorum ne de oyun oynuyorum ben bunları yapmak istiyorum bu yüzden de bu takımı kurduk bu İtalya Ligi takımı bizi liglerde... Taşıyacak bir takım olacağını tahmin ediyorum. Türkiye Ligi takımından birazcık uzaklaşmak istiyorum. Tabii ki Türkiye Ligi Ultimate Team'i de e, ihmal etmeyeceğiz. O serimize de devam edeceğiz. Benim devam ettirmek istediğim, başlamak isteyip başlayamadığım ve devam ettiremediğim seriler var. Onların da farkındayım. Umarım onlara da devam edebileceğiz. E, bu aralar videoların eksik kaldığının farkındayım. Umarım bunu mazur görürsünüz. Ve benim farklı şeyler denemek istediğimi, e, fark edersiniz. Bu konuda da yorumlarınızı e, bana Instagram'dan, Twitter'dan veya yorum kısmına yazarak e, belirtebilirsiniz. Atladığım bir şey var mı diye e, bakayım diyorum. Takımından bahsedeceğim. Takıma almak istediğim oyunculardan bahsedecektim. Kaleyi doğrudan değiştirmek istiyorum zaten. Perin çok yeterli bir adam değil. Direkt Handanovic ya da Buffon tarzı bir adama geçeceğiz. Defans, defanstan çok memnunum. E, belki Solbeck olabilir, bir Aleksandro olabilir. Chiellini veya Bonucci'yi alabiliriz. Bu ikiliden birinin yerine. Muhtemelen Kulibali'nin yerine bir Chiellini iyi gider. Defansif orta sahada iki tane değişiklik yapmak istiyorum. Biri Langeolan, biri de Matuidi. Bunların ikisini koyarsak belki biraz boydan kısacağız. Ama kaliteyi arttırmış olacağız, reytingi arttırmış olacağız. İleriye de Dybala veya Higuain gibi oyuncuları alabiliriz. Veya bu adamların informlarını, Mertens'in informunu, Gomez'in informunu çıkarsa onları alabiliriz. Bu şekilde toplamda 2 milyonluk e, aşağı yukarı bir takım hangi platformda olduğunuza e, göre değişecek bir şey. Dediğim gibi 105 tane maç benim için çok az. Bundan sonra oyunda daha iyi olmak, e, sizlere de daha iyi bilgiler verebilmek için şu ana kadar verdiğim bilgilerden umarım tabii ki memnun kalmışsınızdır. E, bunlara çalışacağız. Defterimizden bakalım. Evet daha yüksek coin montanlarına ulaşıp daha büyük al yaparak daha e, büyük bir kulüp seviyesine ulaşmak istiyorum. Amacım bu. Büyük oranda bahsettik hepsinden. Bunlar için tabii ki adımlar atmaya başladık. Onlardan da bahsedeyim size. Transfer listemize bakalım. Bu bağlamda neler yapıyoruz? Bu yeni Team of the Group Stage çıktı biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde. E, grup aşamasının takımı. bununla gibi kadro kurma göreviniz çıkmadı ama çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden 83, 84'lük adamları depolamaya başladık kulübümüzde. 22 tane de burada var. Oradan 15 tane vardı. 22 tane de burada görüyorsunuz 700'den, 1000'den, 1500'den ya 700 ile 1500 arası aldığımız 83'lük adamlar var burada. Süley'i bayağı güzel almışız. Bir sürü adam bunları sonradan hem görevlerde kullanabiliriz hem de satarak para yapabiliriz. Bu aklınızda bulunsun. Bu tarz promosyonla, promosyonlarda EA Sports bunu yapmayı seviyor. Ee, trading'de de daha iyi olup daha iyi bir oyuncu olmak ana fikrimiz. Bugünkü videoda e, maç yoktuk, kusura bakmayın. Bir kadro tanıtımı yaptık. Üzerinden de FIFA Ultimate Team amacımla ilgili sizlere kanalın geleceğine dair bir bilgi vermiş oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi tüm yorumlarınızı bekliyorum. Umarım e, sabır gösterebilirsiniz bu, bu, bu dönemki e, değişim ve gelişim e, sürecime. E, tabii ki çok yoğun olduğundan bahsettiğim işimin ama sizlere en iyi, en, en iyi ve en kaliteli içeriği getirmek için bundan sonra da var gücümle çalışacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Beni Instagram ve Twitter'dan yazabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Bu arada haberiniz olsun. Onları da açıklama kısmına ve yorum kısmının en üstüne koyacağım. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar diyorum. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.